dün 2-1 sonuçlandı. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Özellikle kulüp bürüş mücadelesinden sonra. Çünkü Trabzonspor yenilgisi geldi. Sonrasında farklı ve Beşiktaş görebilecek miyiz bürüş karşısında dendi. Kadro biraz değişti ama oyun anlamında yine aynı Beşiktaş vardı. Bu mücadelede de çok yükselen bir oyun olduğunu söyleyemeyiz. Bürüş maçından 6 değişiklikle sahaya çıktı Şenol Güneş. Açıkçası geriye düşürdükten sonra sanki böyle daha bir iyiydi, değil mi? Gaza geldi gibi takım. Evet. Yani inişlerin çıkışların böyle gelgitlerin çok olduğu bir maçtı. Kötü başlayan bir Beşiktaş. Hı hı. Golü yiyen bir Beşiktaş. Geriye düşen. Orada psikolojik bir kırılma olur mu acaba derken. Tam tersi bir reaksiyon veren bir takım. Evet. Ardından son bölümde yine bir hafiften düşüş yaşayan bir Beşiktaş. Yani dediğim gibi çok iniş çıkışlı bir karşılaşmaydı. Çok kritik bir galibiyet. Yani 3 puandan fazlası. Çünkü hafiften böyle bir kırılmalar olmaya başlamıştı camiada. Beşiktaş ve Brüj maçlarında belki alınan skorlar kağıt üzerinde normaldir. Yani sizin Trabzonspor deplasmanında yenilmeniz çok ağır eleştirilecek bir konu değildir. Ya da Brüj deplasmanında alınacak beraberlik başarısızlık değildir kağıt üzerinde. Ancak oynanan oyun çok acayip soru işaretlerini barındıran hem takım halinde hem bireysel olarak enerji çok enteresan kaybı var iki gibi. Maçtı. Enerji kaybı var. Enerji kaybı olabilir. Oyuncuların bireysel performansı ile ilgili sorun olabilir. Teknik adam oyuncu sıkıntısı olabilir. Yani birçok senaryoyu ortaya koyabiliriz ama. Çünkü bazen muhabirlerle de konuşuyorum. Mesela maçtan önceki antrenmanlarda takımın ne kadar yüksek enerjili olduğunu ve o enerjiyle maçı kazanabileceğini bile zaman zaman söyleyebiliyorlar. Yani normal maçlar değildi ama gerçekten de. Hani bazen böyle futbolla açıklayamayacağınız, terimlerle açıklayamayacağınız maçlar oluyor. Özellikle Brüj karşılaşması. Ve bu anlamda Beşiktaş bir daha iç sahada bir puan kaybı yaşasaydı, o kadar yoğun bir atmosferde, yönetim özelinde, takım özelinde, futbolcular özelinde ciddi bir baskı ve tepki oluşabilirdi. Evet. O anlamda çok kritik bir galibiyet Beşiktaş açısından. Bence Şenol Hoca'nın bu maçtan çıkarması gereken en net mesaj şu, bu takımın öndeki dörtlüsü Aboubakar, Gezal, Cenk Tosun ve Oxlade-Chamberlain'dir artık. Yani bu dörtlünün ne olursa olsun sakatlık ceza olmadığı sürece artık her maç 11'de olması gerekiyor. Hoca onun arkasındaki ikiliyi, Jetson kesin oynaması gereken bir oyuncu. Onun arkasındaki oyuncu işte Salih olur, Hacı Ahmetoviç olur, belki ileride Onana olur bilemiyoruz ama kesin olan şu, o öndeki dörtlü, dün oynadığı için söylüyorum Jetson o yüzden katmadım, mutlaka sahada olmalı. Artı Jetson 5 oyuncu. Onana dedin de, Onana evde maç izliyor. Hatta Lens'in maçını izliyordu. Evet. Sonrasında değiştirdi ama. Tepkilerden sonra oldu biraz bence. Ya artık o olay. Bence orada çok girmeyelim. Yani yayınımızın süresini ekonomik kullanmak adına. Aynen, yani bence o konuya girdik mi çıkamayız bence. Çünkü o içte bir karmaşıklık var ama oyuncular arasında ve yönetim arasında çok belli yani. Şöyle bir sıkıntı da var Beşiktaş'ta. Özellikle yerli oyuncular üzerinde bir maaş skalasında bir dengesizlik oluştu. Yani yerli oyuncular özelinde özellikle TL bazında maaş alan oyuncular. Bir problem var. Onu yönetim mutlaka çözmeli. Bizim gözümüzden bile şu an çok haklı değil mi? Mesela Onana'yı düşünüyorsun. 1,5 milyon euro. Neredeyse 30-45 milyon TL yapıyor. Yani şurada oyuncu Salih'in evde, aldığı para ne kadar? 8-9 civar diyebiliyorum. Evet, Salih şimdi 40 istese haksız mı mesela? Değil tabii ki. Yani dolayısıyla yönetimin mutlaka bu adaletsizliğe bir son vermesi gerekiyor ki Beşiktaş'ın 3 yerli denkleminde de inanılmaz kritik oyunculardan bahsediyoruz. Hani siz böyle çok oynatmadığınız yedek kulübesinde duran bir oyuncuya karşı belki hani o tavrı koyabilirsiniz. Vermiyorum diyebilirsiniz ama bu oyunculara bu tavrı ki yapamazsınız. Hak ediyorlar da bu parayı zaten performanslarıyla. Bu anlamda orada bir sanki problem var ve onun çözülmesi gerekiyor. Bu çok, çok net. Oyuna dönecek olursak dediğim gibi bu beşli oynamayan Jetson'la beraber artık Beşiktaş'ın her maç 11'inde olması gereken bir beşli. Tabii ki savunmanın merkezindeki sıkıntılar, soru işaretleri devam ediyor. Yani dün Beşiktaş'ın en büyük şansı bence şuydu. Kayseri Spor'un savunma arkasında koşu atabilecek çok süratli, çabuk bir forvet oyuncusu yoktu. Yani orada Mametiyem oynuyordu. O başka bir profil. Buna rağmen ilk yarıda çok ciddi kalorinin tehlikeleri yaşadı Beşiktaş. Hocanın oraya bir çözüm bulması gerekiyor. Bence şu anda o bölgenin en net oyuncusu Necip Uysal'dır. Yani Necip şu anda Beşiktaş'ın mevcut stoperlerin hepsinden daha formda ve daha iyi oynuyor. Yani belki evet yatırım yapıldı, transfer yapıldı. Maliyetli oyuncular, kariyerli oyuncular, isimli oyuncular. Omar Koley, Amarty, ondan sonra ismini Eric Bailey. Bunlar evet kariyerli oyuncular ama
sahaya döndüğümüz zaman oranın en net performans veren ismi şu anda Necip Uysal. Evet, doğru. Yani Beşiktaş için acı bir gerçek belki. Neden acı bir gerçek? Çünkü hiç düşünülmeyen aslında stoper rotasyonunda dördüncü sırada belki düşünülen bir oyuncu. Hı hı. Eğer şu anda en iyi oyuncu diyebiliyorsak burada net bir planlama hatası var demektir yönetim adına. Hı hı. Ama tabii ki hoca şu anda orada büyük ihtimalle artık önümüzdeki süreçte Beydi, Amart, Kole ikilisini evet. sanki kullanacakmış gibi duruyor ama çok güven vermiyor bana açıkçası. Ki bence tribünlere de, hocaya da, camiaya da güven vermiyor bu ikili. Hı hı. Beşiktaş'ın dün golden sonra verdiği, 7 golden sonra verdiği reaksiyon çok değerliydi, çok önemliydi. Hani hep deriz ya, daha önce neredeydiniz? Hani bazen takımlar böyle bir dibe vurmak ister ki yeniden o sıçrayışı yapabilmek için. Dün Beşiktaş bir dibe vurdu psikolojik anlamda. Oradan bir yükseliş yaptı. Chamberlain'in performansı çok değerliydi Beşiktaş adına. Çünkü orada hep şu ifadeyi kullanıyoruz. Beşiktaş'ın merkezinde o ceza sahası koşullarını atabilecek, gol tehdidi oluşturabilecek bir oyuncusu yok diyorduk. Dün Chamberlain savunma arkasına çok ustaca bir koşu attı. Ustaca bir bitirişle golü attı. Gezal'ın gelişi işin içine çok önemli. Yani %40'larda, 50'lerde belki Gezal ama bu bile Beşiktaş'ın set hücumuna direkt fark ettirdi. Oradaki yani, Raşit Zan'ın varlığı da bence önemli. Yani Raşit Zan şu anki performans durumuna bakarsan Gezal'ı mı önde görüyorsun? Performans olarak ben Raşit Zan'ı kullanırım ama Gezal'ın oynaması gerekiyor. Yani Gezal'a ihtiyacı var bu takımın. Hı hı. Ve Gezal'ı siz kulübede tutarak da hazırlayamazsınız. Hı. Artık oynaması gerekiyor Gezal'ın. O ritmi bulması gerekiyor. Hocanın bu anlama tercihi doğru. Ama Beşiktaş'ın Gezal'ın girmesi ve Chamberlain'in girmesiyle orada hücumdaki üretkenlik sorununu çözebileceğini düşünüyorum. Dün bunun sinyalleri verildi. Evet. Cenk de işin içine biraz daha fazla girdiğinde çok daha üretken bir Beşiktaş bulacağız. Tek soru işareti ne kalıyor? Savunmanın merkezi. Onu düşmek artık hocaya kalıyor. Yani onu nasıl çözecek hoca açıkçası? Çok merak ediyorum ben de. Peki şu konuyla devam edelim istersen. Şenol Güneş'in değişiklikleri. Şimdi mesela Rebic bekliyor taraftar. Ama mesela Zaynutdinov giriyor. Yani Rebic bu kadar mı aslında giremeyecek durumda mı diye de düşündürüyor. Demek ki öyle. Yani şimdi tabii ki hoca daha iyi biliyor bunu. Bütün hafta takımla beraber oyuncuların fiziki durumlarıyla ilgili raporlar geliyor. Burada profesyonel bir çalışma var. Ki oyuna girdiği zaman da Rebic son dönemde çok iyi performans vermedi. Demek ki şu anda o düzeyde değil. Burada en büyük problemlerden biri de şu, Onana'yı konuştuk. 4 küsür milyon euro bonservis, evde oturup maç izliyor. 4,5 milyon euro verilen Zaynutdinov oyunun ancak son 10 dakikasında girebiliyor. Evet. Yani Beşiktaş'ın 9 milyon euroya yakın bonservis ödediği ki bu toplam transfer harcamasının %70'ine falan tekabül ediyor büyük ihtimalle. Bu iki oyuncudan bu kadar az verim alabilmek, bu da tabii ki ciddi eleştirilecek bir konu bence. Çünkü çok ciddi rakamlar bunlar baktığımız zaman. Değişikliklere gelirsek açıkçası hoca 73 dakika beklemiş. Evet, şimdi birinci ve ikinci golden sonra zaten böyle bir atağa geçti. Hani iyi oynuyor takım. İyi oynayanlar da çıktı aslında. Chamberlain, Gezal, Cenk, Salih. Şimdi çıkan oyunculara baktığımız zaman mesela Cenk Tosun, Chamberlain, Gezal. Neden çıktı? Kötü oynadıkları için değil, hayır, fiziki olarak düştükleri için çıkarıldı. Hı-hı. Çünkü 3 oyuncu da %100 durumda değil şu anda. Evet. Hazır değiller. Hocanın orada bence tercihleri doğruydu. Rossi, Onur değişikliği de mantıklıydı. Onur iyi bir maç çıkarıyordu ama orada Kayseri Spor biraz soldan gelmeye başlamıştı. O anlamda bir önlem amaçlı bir değişiklikti. Hı hı. Hocanın tüm değişiklikleri, hamleleri bence doğruydu. Hoca iyi bir maç çıkardı Şenol Hoca. Başlangıç planında da sadece Necip Uysal'ı belki oynatabilirdi. Orada bir eleştiri getirebilirim. Onun dışında bence hocanın tüm hamleleri doğruydu. Tabii ki Jetson'un gelişinden sonra şöyle bir problem olacaktır bence. Jetson eğer hoca Salih'in yerini alırsa üç yerli denklemini nasıl kuracak? Orada işte büyük ihtimalle artık Onur mecbur oynayacak sağ bekte. Yani evet, Cenk, olur. Onur, Mert Günok üçlüsü oynayacaktır. Çünkü hoca büyük ihtimalle bence ilerleyen maçlarda orta sahayı Chamberlain, orada Gerson Fernandez ve Hacı Ahmetoviç'ten kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Hı-hı. O üçlü olursa bir sağ bekte yerli kullanacaktır hoca. O formülü bulabilmek için. Orada da Onur devreye girebilir. Onur oynayacaktır ki bence son derece de iyi oynuyor. Bir sıkıntı çıkmaz yani. Peki yine tekrar bir köşe yazılarımıza dönelim değerli izleyenler. Fırat Aydınus'un da Hürriyet gazetesinde paylaştığı bir yazı var. Spesifik bir hatası yoktu ama oyuncularla iletişimde agresifti başlığıyla. Bir hakem performansıyla ilgili bir yazı aktarıyorum hemen. Bu sezon 3. maçına çıkan Alişan Salan teknik disiplin ve oyun kontrolü anlamında
iyi bir maç yönetti diyebiliriz. Maç içerisinde spesifik olarak kendisini zorlayacak pozisyonların olmaması onun şansıydı. Belki bir iki sarı kart hatası yapmış olabilir ama genel olarak başarılıydı. Ancak futbolcularla olan diyaloglarında agresif ve sinirli tavırları dikkatimi çekti. Özellikle 29. dakikada Ramazan'la iletişimi ve 61. dakikada ceza sahası içinde birbiriyle yetişen futbolcuları uyarmak için gittiğinde Kole ile iletişiminde agresif bir yapıdaydı. Ali Şansalan'a tavsiyem bu konuya özellikle dikkat etsin. Bu şekilde devam edersen yarın başını ağrıtır bu tür iletişim şekilleri. Sen de beden dilinde böyle bir agresiflik gördün mü Ali Şansalan'a? Bir de yazı yazan kişi Fırat Hoca, evet. İletişim konusunda bence bizim hakemlik tarihimizin en iyi isimlerinden bir tanesiydi. Çok iyi bilirdi iletişim içini. Hocanın da bu konuda uzmanlık alanı olduğu için direkt o konuya dikkat çekmiş. Bence çok başarılı bir tespit olmuş. Bazen o ikili mücadelelerde yani topuz alandaki bazı hakemler orada araya girmeye çalışıyor. Çok yanlıştır bu işler. Hakem uzaktan duracak, pozisyonu takip edecek. Hiçbir şekilde oyuncuların araya girmesi, oyuncuların ayırmaya çalışması falan bunlar çok hatalı işlerdir. Ben de dikkat ettim. Birkaç pozisyonda böyle bir agresif oyuncuları sanki böyle azarlayıcı bir tavrı vardı hocanın. Çok yanlış. Dışarıdan çok çirkin gözüküyor bence bu. Hoca mutlaka Ali Hoca bunu izlediği zaman bence maçtan sonra o da büyük ihtimalle rahatsız olmuştur. O konuya bence dikkat etmesi gerekiyor.